Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hürmetli körülmeler. İstiklal gündelik haberlerini görüşünlerine karşı alımız. Ben Abdullah Yalqın. Programımızda vatanımız Şarkı Türkistan ve Dünya Kün Tertifedeki en muhim haberlerini huzuruna sunumuz. Kınamsızlı Kıtınlar ekranımız olsun. Xitay Ma'arif Ministerliği mektep sırtıdaki terbiyeleşki qattıq zarbı beredigallıqını ilan kıldı. Xitay Ma'arif Ministerliği xalqni komünizm ang sistemisi bilen terbiyeleştin başka seyyara ögütüş, tetkik kılış qatarlıq namlar bilen şekli özgergen her qandaq tariqideki terbiyeleşke qattıq zarbı beredigallıqı haqqıdı jar saldı. Xitay Ma'arif Ministerliği yakında organ torbetide uxturuş çıkarıp 2024 yıllık kışlık tatil mezgilede atılmış mektep sırtıdaki terbiyeleşinin tüzeş namlıq zerbe biriş hareketine başlayan. Uxturuşta nazarat kılış, kanun icra kılışını küçeytip belgelemege xalap terbiyeleşine qattıq tekşürüş kerekliki, caylar mektep sırtıda terbiyeleşke qattıq zerbe biriş kerekliki, kanun icra kılışını qattıq kalıplaştırıp, kündülük tekşürüş, keçilik tekşürüş, birleşme tekşürüş, aralap tekşürüş qatarlıq usullar arqalıq, Suudi binası, ahallar oldurak rayonu qatarlıq, noktalıq sorunlarını rətki turguzup tekşürüp, belgelemege xalap terbiyeleşine qattıq tuzuş kerekliki, aile mulazimeti, şahsi oqutuş, sayahat, tetkikat ögünüşü, kışlık terbiyeleş qatarlıq namlar astıdaki şekli özgergen terbiyeleşke qattıq zerbe biriş kerekliki tekitlengen. Kuzatkıçılar Xitay rejiminin bazı bastırış hareketlerini bütün Xitay miqyasida icra qilinadiganligini e'lon qildigan bo'lsa-mu, ama o hareketning Sharq Turkistonda icra qilinishining natijasi qattiq bo'ladiganligini, bularni Sharq Turkiston xalqini qattiq bastirishning bahonasi qilib kelganligini, navbatda Xitay qayta ko'tarib chiqqan atalmish sayyora o'g'inish tadqiq qilib o'g'inishga zarba berish hareketining yaqinda Sharq Turkistonda e'lon qilingan atalmish Uyg'ur avtonom rayonining diniy ishlar nizomini qattiq icra qilish bilan mas qadamda bo'lganligini, Xitay bu orqali Sharq Turkistonda bu yilmi zarba berish harakatini davomli yo'lga qo'yganligini bildirishmoqda. Majburiy amgak haqidagi sillar Xitayning yolg'on tashviqotini fosh qilmoqda. Sharq Turkistondan tarqalgan qayri yashdimay qattiq suvoqtimi majburiy amgak selish haqidagi sillar Xitay tashviqotlarining yolg'on ekanligini davomli oshkorlamoqda. Xitay xalqaro jamiyatni aldash tashviqotini kuchaytirish bilan birga Sharq Turkiston xalqini izchil turda majburiy amgakka selayotgan bo'lib, ijtimoiy uchur vositalarida tarqalayotgan sillar Xitay rejimining Uyg'urlarni qattiq suvoqda qayri yash demasdan majburiy amgakka selayotganligini fosh qilmoqda. Lager shahidi Zumrat xonim ham bahrligan bir qanchisinda Sharq Turkistondagi Xitay rejimining 67 yoshga kirgan Uyg'ur bovoynimi qattiq suvoqda majburiy amgakka selayotganligi ko'rsatilgan bo'lib, ular yezilik hukumat doiralarining nazorati bilan majburiy amgakka selingan. Bu ahvollar Uyg'urlarning qish mezgilidami majburiy amgak vositasi bilan kontrol qilinayotganligini isbotlab bermoqda. Yana bir sindimi yaşanganlarının atalmış yezikanetiki yol ve hoyla aramlarını retleş namıda izgil türdü mecburi emgeki selini vatkallıqı her günü keçliki türlük yığıllarga mecburi katnışı dağallıqı körüsülgen. Bu sıllar türlük cezalar imbargolarga uçurgan Xitay rejiminin Uyghurlar tünic bayaşat gün keçirmekte diyen yalgan teşviqatları bilen xalqara cemiyetini aldaşkı urunu vatkallıqını ama Şarkı Türkistan'da irqi qırgınçılıqını cümleden mecburi emgeki seliş cinayetini devam anlaştırıvatqanlıqını aşkarlamaqda. Xitay Amerikanın 5 hərbi sanayət şirkətiga jaza yürgüzganligini elan qıldı. Xitay Tayvanga qoral setib berdi degan bahona bilan Amerikanın 5 hərbi sanayət şirkətiga jaza yürgüzganligini elan qıldı. Xitay Tashqi ishlar ministrligi 7 yanvar bayonot e'lon qilib, Xitayning Tayvanga eng yangi qurol-yarog'larni setib berishi va Amerikaning Xitay shirkatlari va shaxslariga ijro qilayotgan jazosiga qarshi Amerikaning 5 harbiy sanoat shirkatiga jazo yurgizilganligini bildirgan. Amerika vazining xabar qilishicha, Xitayning bu qilmishi yaqinqi bir hafta ichida Tayvanda o'tkazilgan prezident saylamidan ilgari Amerika bilan Xitay o'rtasidagi ziddiyatni kuchaytirish harakatlarining biri ekan. Amerikaning Tayvanga qurol setib berishi Washington bilan Beijing o'rtasidagi jiddiylikning manbasi bo'lib, Xitoy Tayvanning egalik huquqining o'ziga tabe ekanligini da'vo qilib kelgan bo'lsa-mu, Tayvan buningga qarshi turib, Tayvan bo'g'izining Xitoy bilan bog'lanmaydiganligini ta'kidlab kelmoqda. Tayvanda 13 yanvar prezidentlik va qonun palatasi saylami o'tkazilgan bo'lib, Xitoy bu saylamni urush bilan tinchlik o'rtasidagi tanlash deb jar salmoqda.
Amerika Tashqi ishlar ministrligi oldingi oyda Tayvanga umumiy qimmati taxminan 300 million Amerika dollariga yetadigan qurol sotishni tasdiqlagan bo'lib, bu tizima Tayvanning Shun'an tizimasiga qo'mondonlik qilish, kontrol qilish, xabarlashish va kompyuter tizimasining umrini qo'g'dashga ishlatildi ekan. Bu Biden hukumatining Tayvanga qurol sotib berish uchun imzo qo'ygan 12-chi qatimliq tasdiqi ekan. Tayvan prezidentlik ishxonasi bu qatimliq qurol sotib berish turining Tayvanning davlat armiyasining birlashma qo'mondonlik qilish va boshqaruv tizimasining unumini o'stirib, mudofaa vazifasini unumli ijro qilishiga, birlashma jang qilish mahoratini egallashiga yordam qiladi ekan. Xitoy rejimi navbatda jazolamoqchi bo'lgan Amerikaning 5 shirkatining Xitoydagi mol-mulklarini to'g'nitdi ekan va Xitoydagi shaxs yoki organlarning ular bilan savdo qilishi va hamkorlashishini cheklaydi ekan. Turkiya va Amerikaning tashqi ishlar ministrlari xalqaroliq masalalar haqida suhbatlashdi. Turkiya tashqi ishlar ministri Hakan Fidan Amerika tashqi ishlar ministri Antony Blinkenga Turkiyaning F-16 sotib olish musobaqasining natijalanishini kutayotganligini ta'kidladi. Turkiya Avaz radiosi xabarida qayd qilinishicha, diplomatik manbalarning ministri Hakan Fidan bilan ministr Antony Blinkenning Istanbuldagi Vahdettin saroyida o'tkazgan tunigungi uchrashishi to'g'risidagi uchrashuvlarga asoslanganda, suhbat jarayonida ikki davlat munosabati atroflik muzokara qilingan bo'lib, ministr Fidan Blinkenga Turkiyaning F-16 sotib olish musobaqasining tamomlanishini kutayotganligini aytgan va Shvetsiyaning Shimoliy Atlantik Aktiv tashkilotiga a'zo bo'lish musobaqasiga munosabatlik oxirgi qarorni Turkiya parlamentining chiqaradiganligini yana bir qatim ta'kidlagan. Ikki ministr yana G'azzada yuz berayotgan tragediya to'g'risida so'zlashgan. Hakan Fidan Isroilning kunsiri kuchayotgan tajovuzchiligining butkul rayonga tahdid ekanligini o'tirg'i qo'yib, darhol urushni to'xtatish e'lon qilib, G'azzaga insonparvarlik yordamlarini yetkazib berishning zarurligini ta'kidlagan. Hamda ikki davlatlik hal qilish chorasi haqidagi suhbatlarning kechiktirilmasdan boshlanishini talab qilgan. U yana Turkiyaning Qora dengizda jiddiylik yuz berishini xohlamaydiganligini, Rossiya va Ukrainada ishlab chiqarilgan yemaklik mahsulotlarining dunyo bozoriga bexatar yetkazilishiga kafolat qilish tirishchanligini tilga olib o'tgan. Suhbat jarayonida Ozarbayjon bilan Armeniya o'rtasidagi suhbatlar, Suriya, Iroq qatorliq rayonlik masalalarini muzokara qilingan. Uyg'ur ulamolari dunyo musulmon olimlari birligining yig'iniga taklif bilan qatnashdi. Sharq Turkiston ulamolar birligi raisi doktor Alimjon Bug'da, birlikning sobiq raisi doktor Atavullah Shahyar, birlik a'zosi ustoz Abdurahmon Jamal Kashg'ari va xalqaro Sharq Turkiston tashkilotlar birligi tashqi ishlar bo'limining Arab Islom allari aloqa munosabati mas'uli, Arab Xitoy munosabati tadqiqotchisi Muhammad Amin Uyg'ur qatorliqlar dunyo musulmon olimlar birligining Qatarda o'tkazilgan yig'iniga taklif bilan ishtirok qildi. Yig'in 6 yanvar boshlangan bo'lib, dunyoning har qaysi davlatlaridagi birlik a'zolari, o'xshash maqsadda dunyo musulmonlari uchun xizmat qilayotgan tashkilot raislari, mashhur olimlar va siyosiyonlar bo'lib 600 ga yaqin shaxs taklif qilingan bo'lib, yig'in 11 yanvargacha davomlashadi ekan. Yig'inda Isroilning G'azzada davomlashtirayotgan qirg'inchilik, insoniyatga qarshi jinoyati, shuningdek dunyoning har qaysi joylarida islom va musulmonlarga qarshi sodir qilinayotgan jinoyatlar muzokara qilingandan boshqa, bu masala haqida islom dunyo dunyosining maydoni, islom dunyosining xalqaro jamiyatdagi majburiyatlari o'z ichidagi masalalari muzokara qilindi ekan. Sharq Turkiston ulamolar birligi hay'ati yig'in jarayonida yig'in qatnashchilariga Xitoyning Sharq Turkistonda ijro qilayotgan irqiy qirg'inchilik jinoyati haqida ma'lumot berdi ekan. Hamda musulmon olimlarning Sharq Turkiston musulmonlari haqidagi majburiyatlarini o'tirg'i qo'yib ta'kidlaydi ekan. Erdoğan zalimlar hamam bir günü ilahi adalet bilen uçuruşudu dedi. Türkiye Prezidenti Recep Tayyip Erdoğan Adalet ve Terakkiyat Partisi'nin İstanbul'daki Haliç Kurultay merkezde ötküzülgen şehir başlıkları namzatlarını ilan kılış yığılışı da söz kılıp, İsrailiyanın Gazze'deki hücumları doğrusu tohtulup, İsrailiyanın zoravallıkı uçurgan Gazze'lik kayrındaşlarımız için kalbimiz puçulunu vatkan bir peyitimiz dedi. Erdoğan sözünü devamlaştırıp, kan döküş, canı zamin buluş, balalarını öldürüş arkalık algı basımız deb oylap kalgallar hamam bir günü ilahi adalet bilen uçuruşudu. Biz mi bu mısabede zalimlerinin kanuni cevapkarlıkı tartılışı üçün barlıq tırışçallıklarını körüstümüz. Biz bazılar hala vatıdu deb bu zulümge uçuruguçilerden yüz örümeyimiz. Kaddimizni tik tutkan halda Palestinli kayrındaşlarımızdan yenidi turumuz digerlerini təkidledi.
Hürmetli görmelerimiz, şuna kılıp bugünkü haberlerimiz müşahede ahırlaştı. İnşallah etki programımızı görüşürüz. Aman bu gayetler. Selamun aleyküm.